Bir şey söyleyeceğim. Tamam. Şimdi Gülben Ergen'in kaburgası çatlamış. Kaburga ile ilgili var mı? Nusret değilsin de anlarsın herhalde. Eğlencemizde yani yaptığımız işe de saygısı yok, moralimiz de bozuluyor. Yeniz bir açıklama yapacaktı. Yeniz'im Gülben'le ilgili tam konuşuyordu, yarım kaldı. Onu bir açıklama istersen. Şey diyecektim, neden böyle bir kaburgalar maburgalar aşk, yani birini birine aşık oldu, kaburgaları mı kadar oraya hissediyorum mu diyor. Hayır, kaburga. Kaburgaları, kaburgası çatlamış, herhalde yanlış hareket etti. Ama üstünde bir kalp de vardı senin biraz önce yayınladığında. Paylaşımında hani bu sevgililer gününe özel bir gift çıktı ya, onu paylaşmıştı evet, üstünde. Evet, çünkü neden? Dün paylaştım onu ben, biliyorsun sen de vardı. Altın Mimir'in oğlunla aşk iddiaları var. Evet. Gülben Ergen'in. Ve bana da çok insan yazdı. Ve Gülben Ergen'in çok iyi bir komşusu. Söyleyemem, bu kadarını söylerim. Ne komşu dedi diyorum. Artık arkadaşımı, dostumu vesaire söyleyemem. Ama Gülben Ergen'in yeni bir aşkla ilgili bir iddiaları var. Ve Altın Mimir'in oğluna. Ben oğlunu da avukat çok karizmatik. Avukat beyefendi. Ben çok yakıştırdım. Bakın Gülben Ergen çok zeki bir kadındır. Çok akıllı bir kadındır. Tırnaklarıyla kazıya kazıya gelmiştir. Şimdi hep aşk dedi ki böyle hani, şiddet, aşk falan şu bu. Gülben Ergen akıllı hareket eder. Yani önce mantığını kor, sonra kalbini kor. Ama son birkaç ilişkisi çok akıllı olmadı gibi. Çok mantıklı olmadı. En büyük hatayı Erhan Çelik miydi? Yalnız söylemeyelim adını. Yo, o da çok yakışıklı bir herif. Yakışıklılık değil. En büyük hatayı orada yaptı. Burak. Burak'ı onaylıyorsun yani. Onaylamıyorum onu da. Ama ben çok yakıştırdım. Ben sizi izledim. Erhan'ı da ben, Erhan'ı da beğeniyorum. Ben çok yakıştırdım. Erhan'ın yaptığı terbiyesizlik de. Onu tasvip etmiyorum. Çocuklarının görüntülerini yayınlamasını tasvip etmiyorum. Hı hı. Ama Erhan'la da yakıştırmıştım. Ama ben bu beyefendiye çok yakıştırdım. Gülben akıllı bir kadındır. Konuşmasını bilir, oturmasını bilir. Nerede ne konuşacağını çok iyi bilir. Kendini çok çok iyi yetiştirmiştir. Ben birbirine çok yakıştırdım. İnşallah evlenirler. Evlenmeseler de olabilir ama gerçekten hani cıcı adam yakışıklı değil. Hayır, adam çok, bakın her şey yakışıklı değil. Ben evlenmeden bir ilişki yaşamasını sevmiyorum. Bakın Gülben kayınvalidesi daha genç diye yazmışlar. Çok fenasınız. Yok, Gülben hayır. Ergen'in kayınvalidesi kendinden genç diyor görüntü yazmışlar. Görüntü anlamında ama altın bir bir. Kaç ben yaşında? Ben insanların yaşadıkları mevcut olan bu fani dünyadaki yaşları çok umurumda değil ama görüntü itibariyle altın mimirde taş gibi bir hatun. İşte evet, onu diyorlar. Güzel kadın. Ama yani çok bakımlı, kayınvalidesi çok daha bakımlı ve şeytani bir zekaya sahiptir altın mimir. Tabii, aynen. Gülben Ergen, bak Gülben Ergen'in de geldi şimdi bu fotoğrafı bak. Gülben Ergen de bu aralar bir böyle bir hafif bir elektrik falan hissediyorum ben zaten. Bir şey var. Ama ne güzel. Ben evet seviyorum böyle insanlar mutlu olunca, aşık olunca çok mutlu oluyorum. Sen ne düşünüyorsun bu ilişki hakkında? Vallahi Gülben Ergen'i böyle 3 tane evladına rağmen kendi hayatını bırakmadığı için, kendini, vücudunu, aşkını bırakmadığı için tebrik ediyorum. Çünkü biz de klasik aman 3 çocuklu kadını kim ne yapacak? 2 çocuklu bu mantalite maalesef hala var. Kadın çocuk çocuğu var diye ayrıldıktan sonra tekrardan yani hayatına kimseyi alamayacak. Bu ne münasebet? Tabii ki de aşkın yaşı yok. 40'ında 50'sinde yine aşık olabilir. Ben son zamanlardaki vücut ölçüsünü, giyim tarzını, böyle bir gözlerinin içi gülüyor. Farkında mısın? Bu geçen sevgililer günündeki sahnedeki fotoğrafı Nasa Costa'da çıkmıştı. Hı hı. Acayip bir güzellik gelmiş. Çok güzel. Bence bir aşkın, kesinlikle %1500. Hemen yüzüne aşkın, yansıyor değil mi o aşk? Kesinlikle aşık kadının yüzüne yansıyor. Adamlara yansımıyor abi. Adam aynı. Adam neyse o ama kadın aşıksa, kadın mutluysa gözlerinin içi gülüyor. Ne botoksa ne dolguya hiçbir şeye gerek yok. Giydiği her şeyde yakışıyor değil mi? Parlıyorsun ya, yüzün gözün parlıyor. Biz aşk parlamıyoruz. Başka bir şey. Biz de...